Evet efendim, bakış programına devam ediyoruz. Stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bizlerle birlikte. Kırması eksik olmasın. Mersin'den buraya kadar geldi. Aslında genelde teamül biz giderdik. Hele şimdi Mersin de güzeldir, değil mi başkanım? Evet, Biz evet. giderdik. Geçen sene de gittik, böyle açık havada çok güzel bir kahvaltı yaptık önce. Arkadan da güzel bir yayın yaptık. Arkadan da böyle bir kahvemizi içtik ama bu sefer sizi buraya yorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biraz kentsel dönüşüm konuşalım ama ondan önce bize bir böyle kabaca özetle Mersin'in ekonomisinden bir bahsedin. Evet. İşte göç çok alan bir şehir, ondan sonra her yerden göç alan bir şehir, Evet, onu da evet. biliyorum. İşte yatırımıydı, istihdamıydı, ondan sonra biraz oradan bize öyle başlayın, sonra Evet. akarız zaten. Tabii Mersin gerçekten sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli ve en stratejik bölgelerinden birisi. Ağırlıklı olarak ekonomide tarım yerini alıyor. Ama bunun yanında sanayi tesisleriyle, ihracatıyla, lojistik imkanlarıyla Mersin gerçekten ticaretin de bir merkezi. Mersin'in şu anda bizim hizmet alanımız, biliyorsunuz en son bütün şehir yasasıyla birlikte valilik sınırlarıyla birleştirildi, il sınırlarıyla birleştirildi. Dolayısıyla şu anda hizmet ettiğimiz alan 15.830 kilometre kare. Daha da genişledi yani. Tabii yani merkezdeki 4 ilçeden ibaretti eskiden büyük şehir sınırları. Şu anda 13 ilçenin tamamını içerisine alıyor ve hizmet alanı 30 katına çıktı. Bu hizmet verdiğimiz alan İstanbul'un yerleşim alanının 3 katından daha fazla. Doğru. Ama tabii biz bunları bilerek bu yola çıktık. Mersin şu anda Türkiye'nin ihracat işlem hacmi açısından en büyük limanına sahip. Şu anda iki tane halihazır organize sanayimiz var ama buna üçüncüsü ilave ediliyor. Dördüncüsü, beşincisi Evet, şu şimdi anda. OSB kanunuyla birlikte Evet, yenileri gelecekmiş hocam. yenileri gelecek. Alan var değil mi? Şu anda yerler tespit edilmiş durumda. Tabii Büyükşehir Belediyesi olarak bizim organize sanayi bölgelerinin yerini tespit etme yetkimiz yok. Bunu bakanlık Bakalım. belirliyor. Dolayısıyla şu anda yerler tespit edilmiş durumda ve ihtisas OSB'ler artık gündeme geliyor. Tarsus'ta iki tane gıda OSB kuruluyor. Bunun bir tanesi üretime yönelik, bir tanesi de makine ekipman olarak değerlendirilecek. Bununla ilgili de en son müteşebbis toplantısı yapıldı. Ayrıca MUT'ta yeni bir organize sanayi çalışmamız var. Silifke organize sanayimiz de yine ihtisas sayılabilir. Ağırlıklı mermer üretimine yönelik bir organize sanayimiz. Dolayısıyla yeni açılacak organize sanayilerle sizin de belirttiğiniz gibi istihdama çok büyük katkı olacağını düşünüyoruz. Mersin sizin de belirttiğiniz gibi çok yoğun göç almış Geçin. geçmişte. Mesela Suriyeli çok yoğun galiba bildiğim kadarıyla. 300 binin üzerinde Suriyeli var. Ama 30 yılda nüfusu 30 katına çıkmış bir merkez ilden bahsediyoruz. Mersin merkez 30 yılda 30 katına çıkmış nüfus. Mesela 64-65'lerde nüfus 28 bin iken şu anda merkez nüfusumuz 1 milyonun üzerinde. Tabi buna Suriyelileri de katarsak bu rakam sadece merkezde 1 milyon 200 bini bulabilir. Toplamda 1 milyon 785 bin nüfusumuz var. Bunun %20'si kadar da ekstra Suriyelileri ilave etmek gerekir. Peki bu kişilere istihdam yaratmakta, hizmetleri götürmekte yaşanan Tabii muhtemelen bu kadar yoğunlukta bir sıkıntı yaşanır. şimdi biliyorsunuz bizim bölgemiz sıcak iklim Evet. kuşağında. Özellikle bir dönem devletin yanlış politikasından dolayı
Güneydoğu'da köyler boşaltıldı. Köyler boşaltıldığında da geldi terör örgütü oralara yerleşti. Bu insanlar terörden kaçtılar. Bizim gibi Adana, Mersin, Çukurova bölgesinde sıcak iklim kuşağına, işte tarlada, takımda çalışırız diyerek. Burası sıcak iklim kuşağı, yazın döşeksiz, kışın yorgansız yatılacak bir yer anlamında buralara geldiler. Tabii bu insanların hepsine iş bulma imkanınız yok. Türkiye'de işsizlik oranı en yüksek olan bölgedir bizim bölgemiz. Evet. Yaz aylarında bu %22'lere tekabül ediyor. Kış aylarında %29'lara kadar çıkıyor. Yazıda tarımsal alandan dolayı absorbe ediliyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin 2-2,5 katı bir işsizlik var. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldikten sonra tabii vatandaşımız belediyeleri iş ve işçi bulma kurumu gibi görüyor. Maalesef bütün belediyeler öyle görüyor maalesef, zaten. İşte ya bir başvurumuzu bari alın diyorlar. Arkadaşlarımıza söyledik ya kayıtlarını alın. Bizde olmasa bir başka yerde araştıralım filan. Bir baktık 130 bin başvuru var. Ve orada durdurduk. Bu dediğim 1,5 yıl önce. Şimdi önünü açık bıraksaydık belki 250 bin olacaktı. Böyle bir ortamda biz belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. İnsanları genel hizmet manasında ne yaparsanız yapın, eğer işsizse, evine aş götüremiyorsa mutlu etmek mümkün değil. Yatırım çekmiyor mu başkan? Yani Mersin, hani tamam tarımı bir kenara koyuyorum, onun dışında bu kadar OSB falan kurulacak, o istihdam arttırır, onda şüphe yok da yatırım çekmede liman da var çünkü, liman kenti aynı zamanda. Tabii. Şimdi bizim göreve geldiğimizde Mersin'in doğru dürüst bir imar planı yoktu. Yani 1/100 binlik çevre düzeni planı yoktu. Daha evvel yapılmış bakanlığın resen yaptığı bir plan vardı ama 2000'in üzerinde itiraz vardı buna. Dolayısıyla uygulanma şansı da yoktu. Bunun ötesinde 5000'lik planlarımız yok. Yatırımcı nereye yatırım yapacak? Bunlarla ilgili biz çalışmaları başlattık. 1/100 binlik planımız bakanlıkta onaylandı. Tabii şu anda bu planları onaylatıyoruz ama birçok yerde belediyelerin yetkisi yok. TOKİ istediği gibi geliyor şehrin merkezinde bir imar planı yapabiliyor belediyeye hiçbir şey sormadan. Turizm bölgeleriyle ilgili sizin yetkiniz yok. Organize sanayilerle ilgili yetkiniz yok. Stratejik bölgelerle ilgili yetkiniz yok. Limanla ilgili yetkiniz yok. Tarihi değerlerle ilgili yetkiniz yok. Dolayısıyla siz imar planını ne kadar yaparsanız yapın, tek elden yönetilmediği için de sıkıntılar devam ediyor. Böyle bir ortamda elbette işsizliği azaltmaya yönelik yatırımların yapılması lazım. Ben daha evvel 20 yıl Tarsus'ta görev yaptım. Tarsus sahillerinin turizm bölgesi ilan edilmesi için çok büyük mücadeleler verdik. O zaman sivil toplum örgütleriyle birlikte. Şu anda 8 tane ilan edilmiş turizm bölgemiz var. Ama bakanlıkta işler çok ağır gidiyor. Bir türlü yatırımcının yatırım yapmasına imkan sağlayamıyoruz şu anda. Ama mücadelemiz de devam ediyor. Bunları başka, hızlandırmak için. Güneş enerjisi, güneş enerjisinden yararlanmak için yatırımlar var değil mi bölgede? Tabii. Bölgede biz göreve geldiğimizden bu yana 20'nin üzerinde ruhsat verdik. Bu güneş enerjisiyle ilgili. Ayrıca rüzgar enerjisiyle ilgili birçok ruhsatlar verdik. Aşağı yukarı hemen her ay meclise böyle bir başvuru geliyor. Biz de bunların önünü açıyoruz, kolaylaştırıyoruz bir an evvel bu tür yatırımlar yapılsın düşüncesiyle. Ayrıca iş yerlerini de teşvik ediyoruz. Sanayi tesislerini teşvik ediyoruz. Güneş enerjisi yatırım yapın diye. Biz de belediye olarak bazı projeleri hayata geçiriyoruz. Şimdi bazı tesislerimizin üzerine bu güneş enerjisi panelleri yerleştirmek çalışmalarımız var. Yeni bir belediye binası yapacağız. Çünkü bizim Mersin Büyükşehir'in maalesef bir
kendi hizmet verebileceği bir belediye binası. Evet, gördüm ama geçen sefer söylemek de istemedim. Yani yok, şuraya yakışır gerçek, bir şey yapın evet. diyeceğim ama yani dilim de varmıyor yani. Şu anda projelerimiz hazırlandı. İnşallah orada da elektrik enerjisinin bir kısmını hiç olmazsa güneş enerjisinden sağlayacağız. Bunun dışında biz katı atık tesislerini enerji üretecek hale getiriyoruz. Şu anda Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke'de toplamda 9 megawatt saatte enerji üretiyoruz. Bu da bizim elektrik maliyetimizi tabii ciddi epey ciddi manada düşürüyor. Yani şu anda yapılan tesislerle 65 bin konutun aydınlatma giderleri sağlanmış oluyor. Gelelim mi kentsel dönüşüme başkan? Kentsel dönüşüm... Yani şimdi bu kadar yoğun nüfusun olduğu, bu kadar yoğun göçün olduğu bir şehirde kentsel dönüşüm nasıl olur? Şimdi tabii bizim bölgemizde eskiden de binaların çoğu ekonomik ömrünü evet. tamamlamıştı. Özellikle sahillerde maalesef kum yığınlarının arasına binalar yapılmış. Dolayısıyla yer altında bir oynaklık, vatandaş tabiriyle cıvıma söz konusuydu. O bölgelerle ilgili de incelemeler yapılıyor. Bireysel olarak bazı binalar yıkılıp yenilenebiliyor. Toplam kaç konut var başkan? Sadece Mersin merkezde 400 bin civarında. Bunların evet. hangisi, ne kadarı bu kentsel yani dönüşüme girecek sayıdır, içeriktedir? Yani Mersin merkez için toplam söylersek yaklaşık %30-35 civarında. Bayağı yüksek bu arada. Tarsus'ta da yine belki %40'ın üzerinde değişime uğraması lazım. Tabii işte biraz evvel göçü konuştuk. Göçle gelen nüfus ister istemez şehrin dışında bir kabuk oluşturuyor. Bunu da belediyeler yetişemiyor. Onun altyapısını yapmaya, oraya su götürmeye, doğalgaz götürmeye vesaire. Dolayısıyla insanlar da birçoğu da ruhsatsız kaçak binalar gecekondu mahiyetinde. Önce bir zeminde baraka gibi başlıyorlar. Ondan sonra onu sağlamlaştırıyor. Ona başta nasıl izin vermiyor başkan? Yani gerçekten öyle hani gece konut da mı izin? Değil herhalde. Yok, gündüz öyle herkesin gözü herhalde önünde olan şeyler bunlar. Ama maalesef Türkiye'de bu yıllardır oturtulamamış bir konu. Her hükümet döneminde ismi af olmasa da afa benzer uygulamalar ortaya konuluyor. Bu da bu işi teşvik ediyor açıkçası. Özellikle kırsalda çok fazla bu kaçak yapılaşmalar. Bunlarla ilgili belediyelerinde elbette ihmali var. Şimdi buraların yeniden daha nizami, daha yaşanılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Ama bunları uygulamak gerçekten öyle kolay bir şey değil. Vatandaşımız kendi oturduğu yeri bir apartman dairesiyle bir tutmaya çalışıyor. Böyle olunca da anlaşma şansları ortadan kalkıyor. Bizim milletimizin aklı gözünde, gözüyle görürse inanır, görmezse inanmaz. Daha evvel böyle bir uygulama başlatılmış, ancak karşılıklı itirazlar olmuş. Akdeniz Belediyesi dava açmış, yürütmeyi durdurma kararları alınmış. Ama şu anda biz geçen hafta TOKİ ile görüşmeler yaptık. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan Bey de bu konu üzerinde duruyor. İnşallah TOKİ ile belli bir noktaya geleceğiz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşümde öncelikli yerleri tespit ettik. Daha önce başlamadı değil mi başkan? Yani daha önce herhangi bir kentsel dönüşüm projesi başlamadı. Halen başlamış değil. Yeni başlayacak. Yeni başlayacak. Ama bu sefer 1/100 binlik planlarda da bunlar belirlendiği için inşallah artık bu işin dönüşü yok. Alanlar belli ama değil mi? Yani alanlar belirlendi. BMA girecek olan yerler belli. Girilecek yerlerin tamamı haritada işlendi. Ama öncelik sırasına göre bunlar bir plan dahilinde gerçekleştirildi. Nasıl bir kentsel dönüşüm peki? Yani
özel sektör eliyle yürüyen bir kentsel dönüşümü yoksa kişilerin hani kendisi aracılığıyla mı yoksa hani belediyenin de katkısı olacak mı, TOKİ mi olacak? Vallahi ve biz, doğrusu hangisi size göre? Biz yapılsından nasıl yapılırsa yapılsın diyoruz. O boyuttayız artık. O boyuttayız. Yani çünkü bir uçtan başlamamız gerekiyor. Bununla ilgili mesela biz bazı bölgeleri, şimdi bizim bir Tevfik Sırrı Gür Stadı problemimiz var. Yani Tevfik Sırrı Gür Stadı yeni stat yapılınca TOKİ'ye devredildi. Hı hı. TOKİ onun karşılığında yeni stadı yaptı. O bölgenin biz Mersin'de meydan sıkıntısı var. Bir kent meydanı olmasını istiyoruz. Tabii TOKİ de bunun karşılığında bizden arsalar talep ediyor. Biz bu verdiğimiz arsaların olduğu bölgelerde önce binalar yapılsın. Kentsel dönüşümde de bunlar elimizde bir done olarak kullanılsın istiyoruz. TOKİ de aynı yaklaşımda. İnşallah görüşmeler de devam ediyor. Hatta bu hafta yine toplantılar var. Ben öyle inanıyorum ki artık bu işin dönüşü yok. Dönüşüm şart. Dönüşüm şart. Gençler için projelerinizi duydum ben. Bilim merkezinden bahsediliyor. Nedir bu başkan? Oradan tamam. Ranta geçeceğim çünkü. Şu araya şunu sorayım. Bak, geçen gün duydum da hazır yakalamışken sorayım. Şimdi aslında bazı illerimizde bu tür şeyler kuruldu. Avrupa'nın birçok bölgesinde var. Gençler sadece teorik olarak değil, pratik olarak da bizzat yaşayarak geleceğe yönelik fikirlerini ortaya çıkarsınlar istiyoruz. Bugüne kadarki yapılan icatları kullanarak kendilerine yeni bir ufuk açsınlar istiyoruz. Bununla ilgili de eski otogar bölgesine böyle bir proje. Eski otogarın olduğu yere ama ileride gelişebilecek bir alan. Gençler orada gelecekler, günlerini geçirecekler ama bilgilenerek geçirecekler. Sabahtan akşama kadar her türlü aktivite de içerisinde olacak. Ama bilimsel gerçekleri takip ederek, görerek, yaşayarak kendilerine yeni bir ufuk seçecekler. Bununla ilgili biz TÜBİTAK'a başvuruda bulunduk. Çünkü TÜBİTAK bu tür yerlere destek veriyor. Konya'ya destek verdi. Bazı zannediyorum Kocaeli'ye destek verdi. Biz bunun Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya gittiğimizde gençlerimiz, çocuklarımız gerçekten Avrupa'daki soydaşlarımızın çocukları da bunlardan faydalanıyorlar. Tabii ne kadar bilgili yetişirse gençlerimiz, gelecekten biz de o kadar emin olabiliriz. Nüfus genç değil mi Mersin'de? Genç, ağırlıklı olarak genç nüfus. Evet. Başkan, şeyi de soracağım, hani süre azalıyor ama hani bir turizmin iki boyutu var. Birisi kum güneş, bir de tabii tarihsel turizm, kültür turizmlerimiz. Onu soracağım çünkü Mersin'de onu geçen sefer de konuşmuştuk sizle. Ama bu kadar yoğunluğun, göçün, işte bu kadar şeyin rant yüksek mi? Tabii Mersin'de her geçen gün rant biraz daha yükseliyor. Çünkü ilgi artıyor. Yurt dışından, Rusya'dan gayrimenkul alanlar var. Özellikle Suriye'de yaşanan hadiselerden sonra Mersin'e gelenlerin bir kısmı zengin. Zaten zengin olanlar şehrin batı tarafına, Yenişehir ve Mezitli bölgelerine yerleşiyorlar. Tabii fakr-ı zaruret içerisinde, sıkıntı içerisinde olanlar da Akdeniz ve Tarsus bölgelerine, Toroslara yerleşiyorlar. Böyle olunca da ister istemez fiyatlar çok hızlı bir şekilde artıyor. Aslında bu fiyat artışı, özellikle gayrimenkuldeki fiyat artışı Türkiye'nin bir sorunu. Bir sorun tabii. Yani bu kadar hızlı dünyanın hiçbir yerinde konut fiyatları artmaz. Arsa fiyatları bu kadar artmaz. Kültür turizmini konuşalım, öyle bitirelim. Yani güzel şeylerle bitirelim. Evet. Tabii Mersin tarihin derinliklerinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla yerin altı da yerin üstü de çok zengin. Kazdığınız her yerden tarih fışkırıyor. Tarsus'tayken biz özellikle Tarihi Kentler Birliği'nin
kurulmasından sonra ki biz orada kurucu üyeydik, Türkiye genelinde bu işlere ilgi çok daha arttı yerel yönetimler tarafından. Yasa en son Büyükşehir yasasıyla birlikte çıktı. O zamana kadar böyle bir şey de yoktu. Bizim bölgemiz gerek kültür turizminde, gerek inanç turizminde, gerekse kum ve güneş turizminde çok önemli bir evet. merkez. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana özellikle ören yerlerinde yapılan kazılara destekler veriyoruz. Kent merkezinde bir yenileştirme çalışması başlattık. Şu anda kent merkezinin %50'si tamamlandı. Diğer kısımla ilgili de inşallah bu 1-1,5 sene içerisinde o bölgeyi de tamamlayacağız. Mersin gizli bir hazine. Bu gizli hazineyi herkese tanıtmak ve herkesi faydalandırmak istiyoruz. Ayrıca Mersin her üç din içinde önemli bir merkez. Bir İnanç evet. turizminin de merkezi. Tarsus'ta bunlarla ilgili çok büyük çalışmalar yapmıştık. Daniel Peygamber'in mezarını evet. ortaya çıkardık. O gün de konuşmuştuk. Evet, Sempol Kuyusu'nun çevresini temizledik. Hristiyan alemi için orası bir merkez haline geldi. Yine Kültür Bakanlığımız Sempol Kilisesi'nin restorasyonunu gerçekleştirdi. Biz birçok restorasyon gerçekleştirdik. Ashab-ı Kef'te düzenlemeler yaptık. Gerçekten bu düzenlemeler yapıldıktan sonra Tarsus'a, Mersin'e ilgi çok daha arttı. Olba Antik Kenti'nde yeni bir mozaik ortaya çıktı. Bu mozaik aynen Zeugma gibi çok önemli bir değer. Ama şu anda yapılan her kazıdan mutlaka mozaikler çıkmaya başladı. İnşallah bunları böyle bir mozaik müzesi oluşturarak sergilemek en büyük hayallerimizden birisi. Peki bu kadar yani tarihin yani neredeyse hani kazma vurduğunuzda tarih fışkırıyor derler ya, o boyutta olan bir ilde yeterli güneş ve kumu bir kenara bırakıyorum denizi. Kültür turizmi için yeterli turist çekebiliyor musunuz? Her geçen gün artıyor. Yani, ama anladığım kadarıyla yani bakışınızdan öyle istenen boyutta değil yani. Değil tabii. Ama biz özellikle bazen helikopterle yukarıdan dolaşırken o ören yerlerini görüyoruz. Halen biz %1'inde 2'sindeyiz. Yani bunların en az %40-50'lere taşınması lazım. O ören yeri her taraf yıkık, harabe şeklinde. Turist niye gelsin? Ziyaret etsin. O bölgeleri hem restorasyonunu tamamlamak hem de işlevler vererek işlevsel hale getirmek. İnsanlar gelsin orada hem araştırmasını yapsın, hem yemeğini yesin, zaman geçirsin. O bölgelerde insanlarla sıcak diyaloglar kursunlar. Bunların altyapısını önce oluşturmamız lazım. Şu anda bizim yatak kapasitemiz Mersin'e gelen turistleri ağırlayacak noktada değil. İşte turizm yatırımı gerekiyor. Tabii. Şimdi mesela bir havaalanımız yoktu. Adana havaalanı evet. vardı. Tarsus'ta yapılmakta olan Çukurova havaalanı biliyorsunuz önce bir ihale edildi. Sonra durdu. Tekrar devlet ihaleye çıktı. Yap işlet devletle yapılamayan şey devletin açtığı ihalede de karşılık bulmadı. En sonunda devlet kendisi yapmak durumunda kaldı. Şu anda altyapısı tamamlanıyor ama biz çok zaman kaybettik bu konuda. Tarsus sahillerinin 2004 yılında turizm bölgesi ilan edilmesi gerçekleşti. 2007 Temmuz'unda oraya turist alınacak dendi. 2017'ye geldik, halen kazma vurulmuş değil. Bunlar bizi üzüyor tabii. Bu kadar istihdam açığının olduğu bir yerde bu yatırımların bir an evvel hayata geçmesi lazım. Turizm Bakanlığı'ndaki bekleyen projelerin bir an evvel onaylanıp yer tesliminin tahsislerinin yapılması lazım. Mesela Karboğazı'yla ilgili, kayak merkeziyle ilgili bir çalışma yıllardır bekliyor. Hep konuşulur. Hep konuşulur. En son biz dedik ya bize burayı teslim edin. En azından biz evet. bir basit bir telesiyej yapalım buraya. İnsanların dikkatini çekelim. Ondan sonra diğer büyük yatırımlar yapılsın.
Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onu bize tahsis ederlerse, en azından bize telesiyej yapılmasına izin verirlerse, orada ahşaptan yapılacak belki yataklı tesis olmayacak ama günübirlik tesislerin yapılması gerçekleşecek. İnsanların da oraya ilgisi daha da artacak. Tabii turizm yatırımı, yani yatak gerekiyor, turizm yatırımı evet. gerekiyor ki turist evet. gelsin ve gelişsin. Tabii, yani tabii. istihdam da yaratır. Tabii. En tabii. büyük sorun o. Ama şu anda yeni yeni otel başvuruları var. Biz de bunlara sıcak bakıyoruz. Her türlü kolaylığı gösteriyoruz yerel yönetim olarak. Başkan, çabuk geçti zaman ya. Sohbete dalınca böyle karşılıklı. Evet, bir evet. de Mersin'de olsak daha çabuk geçecek. İyi ki İstanbul'a gelmişsiniz. Valla çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Bize böyle bir imkan verdiniz. Ne demek? Bir dahaki sefere biz gelelim Mersin'e, havalarda çok bozmadan. Bekleriz her yine zaman. Bir güzel Mersin, kahvaltımızı yapalım. Tabii tabii. Mersin gerçekten özel bir yer. Yeryüzü cenneti. Biz de herkesi bu cenneti görmeye, bu cennette yaşamaya davet ediyoruz. Vallahi ben de son şöyle bitireyim. Ben de yatırımcılara yatırıma çağırıyorum Mersin'e asıl. Evet. Teşekkürler başkanım. Tabii, sağ olun. Efendim, pazartesi sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mafre Sigorta Bakış Programı'nı sundu.